Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Galatasaray'ın gündeminde olduğu konuşulan bir futbolcuyu konuşacağız. Bosna Ersekli futbolcuyu konuşacağız. Süper Ligimizde top koşturan futbolcu Amir Hoxhametovic'i konuşacağız. Elbette ki önce haberin kaynağını konuşalım. Haberin kaynağı olarak Ajans 1905'i göstermek doğru olur çünkü bu ismi ilk duyuran yani benim gördüğüm kadarıyla ilk duyuran kanal Ajans 1905 oldu. Onları da tebrik etmek lazım. Emeğe saygı duymak lazım. Bu yüzden de bu tarz video yapan, bu tarz kanallar varsa lütfen bu tarz haberleri paylaştığınız zaman emeklerin karşılığını vermek adına herkesin emeğini teslim edin. Ajans 1905'te bu haberde öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Peki Amir Hoca Ahmetoviç Galatasaray için doğru bir isim mi? Nasıl bir isim? Doğru bir isim mi? Galatasaray'a gelirse fayda olur mu olmaz mı? Ya da gelme olasılığı nedir? Bunları konuşup detaylandıracağız. Ama öncesinde kanalımıza bir like atıp bir de abone olursanız çok mutlu oluruz sevgili dostlar. Peki öncelikle şundan bahsedelim. Amir Hozzametoviç neden Galatasaray'ın gündemine geldi? Biliyorsunuz yaz transfer döneminde Galatasaray 6 numara yarışında birçok isimle görüştü. Ve birçok ismi maalesef bitirme noktasına getiremedi. Hatta Gerson Fernandez'le çok fazla uğraşmıştı. Son gün ise Mısırlı Muhammed Elneni ile çok fazla uğraştı Galatasaray ama maalesef futbolcunun yüksek maaşından dolayı vazgeçti. Galatasaray ne yaptı? Galatasaray yaz transfer döneminde daha çok bonservis bedeli ödedi. Futbolcuların maaşını düşük tuttu. E Galatasaray bu futbolcu için de tabii ki bir bonservis bedeli ödemek zorunda. Eğer transferini bitirmek istiyorsa e Galatasaray son gün Portekiz'den bu Brezilyalı futbolcu Gustavo Aston transfer etti ki gördüğümüz kadarıyla Fatih Terim Gustavo Aston umudunu kesmiş. Üstünü çizmiş gibi duruyor. Ocak transfer döneminde futbolcunun tekrardan kulübüne dönmesini bekliyoruz. Çünkü Galatasaray'ın gerçekten de seviyesine çıkamadı bir türlü. Fizik kalite olsun, maç performansı, maç ritmi olsun. Maalesef Galatasaray'ın o istediği ritmi bir türlü tutturamadı. Peki Amir Hodze Ahmetoviç gerçekten de Galatasaray'ın gündeminde mi? Ve Galatasaray'ın istediği isim mi? Gelin bunu konuşalım. Amir Hodze Ahmetoviç 97 doğumlu henüz 24 yaşında. Bosna Hersekli futbolcu. Konya Spor'da oynuyor. Yabancı değil 2016 yılında Konya Spor'a dahil oldu ki. 2016 yılında Konya Spor futbolcuyu tam 500 bin euro bedelle takımına transfer etse futbolcu şu anda 24 yaşında 6 numara ve 8 numara oynayabiliyor. Aynı zamanda ekranda göreceksiniz şu anda futbolcu çok yönlü bir futbolcu. Hem 6 numara hem 8 numara hem forvet arkası oynamış. Hem sağ açık hem sol açık olarak oynamış ve joker bir futbolcu aslında. Yani bu joker futbolcu olması Galatasaray seviyesinde olduğu anlamına gelmiyor. Yani joker olabilir. Konya Spor'un bir joker futbolcusu olabilir. Hani Galatasaray seviyesinde gelin bunu da konuşalım derseniz ama öncesinde bu sezon ne yapmış? Gelin bunu konuşalım. Bu sezon 10 maçta forma giymiş. Bir maçta da oyundan alınmış ve sadece bir golü var. Altısında 6, 6 numara olarak 10 maçta bir gol. Kesinlikle kötü bir istatistik değil. Bu sene biliyorsunuz Konyaspor'un bir çıkışı var. 11 maç, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 muhalibiyeti var. Konyaspor bu sezon iyi bir çıkış yakaladı ki İlhan Palut'ta ve İlhan Palut'un şu anda Konyaspor'da kurduğu sistemin bir parçası. Şu anki iskeletin bir parçası da Amir Hozyametoviç'tir. Amir Hozyametoviç gerçekten de Konispor'da artık iskeleti oluşturan ve Konispor'un bel kemiği haline gelmiş bir futbolcu. Yani bu sezon 900 dakika az bir süre değil gerçekten de iyi bir süre almış bir futbolcudan bahsediyoruz ve iki tane de sarı kart var futbolcunun. Bosna hersek bir takımında da 13 maçta forma giyip 2 de gol atmış. E, Kariyerinde toplamda 200 maça çıkmış baktığım kadarıyla. 13 gol, 12 asistlik bir performansı var. Peki istatistiklerini bir kenara bırakalım. Bu futbolcu Galatasaray için doğru bir isim mi? Galatasaray 6 numara olarak o bölgede fizik kalitesi üstün olan, bak superb sonlayan hem savunma kısmından birinci bölgeden ikinci bölgeye top çıkartabilen hem top dağılımını iyi yapabilen geçiş oyununda takımın hızını artırabilen bir isim arıyor aslında. Galatasaray yakın zamanda kimler oynadı o bölgeyi? Fernando. Melo gibi isimlerle oynadı. Şu anda Tayland o bölgede maalesef yetersiz kaldığı için Fatih Terim o bölgeye bir takviye istiyor. Ahmet için baktığımız zaman Amir Hozametovic fizik olarak iyi bir futbolcu. Yani fizik kalitesi olsun, dinamizmi olsun, orta sahada bir dinamizm getirir. Bir fizik kalite getirir. E bak oynayabiliyor bir futbolcu. Yani hem o of, işin ofansif yönü hem defansif yönü oynayabiliyor ki birebir de etkili bir isim. Yani hücumu düşünebilen bir isim ama basit bir oyuncu. Yani bu futbolcudan çok böyle klas bir şey beklemeyin. Elbette ki Taylan Antalya da çok klas bir futbolcu değil. O da çok basit oynamaya çalışan bir futbolcu. Geçen sene basit oynarken çok iyi bir performans gösterdi. Bu sene maalesef o ritmini bulamadı Taylan Antalyalı. Basit bir oyuncu dediğim gibi sert bir oyuncu. Yumuşak bir oyuncu değil. Yani Galatasaray'ın o bölgesine fizikalite getirir. Ama yeterli seviyesinde benim soru şartlarım var arkadaşlar. Şu ve isim. Yani pozisyon bulduğu zaman şu çeken bir isim. Bunu da söyleyelim. Taylan Antalyalı'dan da biz artık şu çekmesini bekledik ama olmadı bir türlü. E, futbolcu çok soğukkanlı bir futbolcu. Hani Konyaspor'da izlediğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla da ki uzun yıllardır zaten Konya formasını giyen bir isim fizik kalitesi olsun, şütörlüğü olsun, soğukkanlı olsun ön plan çıkmış bir isim. Yani Galatasaray'ın ayarında bir isim olduğu konusunda benim hani soru işaretlerim var. Gerçekten Galatasaray'ın istediği bir isim mi? Futbolcunun bir bonservis bedeli var. Yani Galatasaray'ın bu futbolcu bir bonservis vermesi gerekiyor. Konya da aldığımız bilgilere göre yaklaşık 5 milyon euro bandında olduğu. E Galatasaray'ın bu fiyatı aşağı çekmeye çalıştığını Bizler de aldığımız bilgiler arasında bunları sizlere aktarabiliriz. Ha, Galatasaray için bence doğru bir isim değil. Ben daha klas bir isim. O bölgeyi toparlayabilecek daha deneyimli bir isim bekliyorum ama Galatasaray biraz daha gençlere gitmek istiyor. 24 yaşında belki önümüzdeki sezonlara satarız mantığıyla ilerliyor ama yine de Fatih hocamızın, scout ekibimizin bir bildiği vardır diyorum. Peki birazcık istatistiğine bakalım. Bakalım ne yapmış bu futbolcu? Yani e, topu ayağına aldığı zaman neler yapıyor? İşin savunma kısmında mı iyi? Ofans kısmında mı iyi? Şimdi işin bir savunma kısmına bakalım. Ekranda şimdi sol tarafında göreceksiniz bu grafikte. 10 defa top uzaklaşmış. Bu bu senenin istatistiği arkadaşlar. 10 maçlık performans bu. Ve top kapmada %47.8 başarı isabet oranı sağlamış. Yani başarı oranı sağlamış. Bence hani çok kötü değil, çok da iyi değil. Orta sınıf bir istatistik. İkili mücadele konusunda %57.5 futbolcunun başarı oranı biraz daha üst seviyeye çıkartabilirdi. Çünkü Konya Spor bu sezon iyi bir performans gösteriyor. Yani iyi takımda daha iyi sahip olman gerekiyor. Pas arası bakın bu önemli. Bu işin biraz da ofansif kısmını gösterir. Bu futbolcu 18 defa pas arası demiş. Peki 10 maça böldüğümüz zaman 1.8. Yani her maç ortalama 1.8 pas arası deniyor. Yani 2'ye denk geliyor diyelim. Az. Biraz daha fazla deneyebilir. Hava topu mücadelesinde %52.9. Bence yetersiz. Biraz daha hava topunu geliştirebilirdi. Peki işin birazcık da e, pasör kısmına baktığımız zaman pas isabet oranı 88.2 bence güzel bir istatistik. Ve 10 maçta toplamda futbolcu baktığımız zaman 671 tane pas yapmış. Yani maç başı ortalama 67 pas yapıyor. Bence yetersiz. Yani bizde Galatasaray'da şu an Marco son Gaziantep maçında 101 defa topla buluştu. Tabi Galatasaray çok farklı bir seviye. Yani Galatasaray topla oynayan bir takım. Savunma yapan bir takım değil. Yani Kone Spor hani istatistik olarak baktığımız zaman hani topun arkasında bekleyen bir takım. Belki 671 yani Ortalama maç başı 67 pas. iyi gibi gözükse de Galatasaray'da biraz daha fazla topla buluşması gerekiyor. Ee, en az 90-100 defa topla buluşması gerekiyor. Tabi e, pas e, isabet oranı ise yani bu 671'de 592 güzel bir istatistik diyebiliriz. Uzun paslarda ise başarı oranı %70. Tabi buna da kötü diyemeyiz. İyi bir istatistik. Peki Amir Hodziametovic topu ayağına aldığı zaman hangi bölgeler oynuyor? sağa sola mı geriye mi pas yapıyor. Şimdi sol tarafında gördüğünüz grafikte arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla Amir Holzametovic en fazla sol tarafını kullanıyormuş. Daha fazla sola pas yapıyormuş %36 oranında. Daha sonra sağ ve ileri yöne yapıyormuş. Geriye %10 oranında pas yapıyormuş. Şimdi bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Futbolcunun sol tarafa yatkınlığı çok fazla. İzlediğim kadarıyla hücum hattında daha fazla sol bölgeye, sol e, ön tarafa yardım veren bir futbolcu. Ya yani sürekli o tarafa kayıyor ki kariyerinde sola çık oynadığı maçlar da var. Amir için bu noktada tabii ki hani bu ilerleyen dönemlerde değişebilir bu istatistik ama Süper Lig'de oynadığı ilk 10 maçta sol tarafa daha fazla destek vermiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Peki Galatasaray'a gelmezsin bunu zamanla göreceğiz. O bölgede başka isimler de var. Muhammed Neneni veya başka isimler de gündeme gelecek biliyoruz. Bu isim doğru bir isim mi? Şöyle diyelim ben şimdilik %60-65 oranında belki doğru gibi gözükse de hani evet oraya cuk diye oturur. O bölgeyi doldurur, kapatır. Galatasaray'ın açını kapatır, deneyim sağlar diyeceğimiz bir isim değil bence. Ama yine de Fatih Hoca'nın ve kulübümüzün bir birliği vardır diyorum. Sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizlere Amir Hodzahmetovic konusunda bazı bilgiler aktardım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer abone olursanız ve like atarsanız çok mutlu olurum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdilik hoşçakalın. kalın.